Konya ve Karatay'a özgü mimari anlayışıyla tasarlanan konutları, parkları, tesisleri ve günümüzün yaşam koşullarına uygun sosyal donatı alanlarıyla Karatay'ı çok farklı bir konuma taşımak için çalışan Karatay Belediyesi, özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı. Her yıl yüz binlerce ziyaretçisiyle Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen müzelerinden birisi olan Hazreti Mevlana Müzesi'nin çevresinde de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde tarihi bir proje yürütüyor. Şehrin ticaretine, turizmine ve istihdamına önemli katkılar sağlayacak proje kapsamında 22.700 metrekarelik alanda kamulaştırma çalışması yapıldı. İlçede daha güvenli ve daha modern bir şehirleşme anlayışını sürdüren Karatay Belediyesi, bugüne kadar toplamda 22.244 konut üreterek vatandaşı ihtiyaç duyduğu konforlu yaşam alanlarına kavuşturdu. Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümden geçtiği anlayışıyla hareket eden Karatay Belediyesi, Aziziye ve Akçeşme mahallelerinin dışında Çimenlik, Sütçü, Sultan Mesut ve Fetih mahallelerinde yoğun kamulaştırmalar yaptı. Böylece 2019 yılından 2023 yılı başına kadar toplamda 196 milyon liralık kamulaştırma çalışması yapılmış oldu. Karatay'ın kentsel dönüşüm adına büyük bir atılım içerisinde olduklarının altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019-2023 yılları arasında yapılan kamulaştırma bedelimiz rekor seviyeye ulaşarak 400 milyon TL'yi aşmış durumda. Yine 2019-2023 yılları arasında 92 adet farklı düzenleme sahasında 19 milyon 129 bin 780 metrekarelik alanda 18. madde imar uygulamasını tescil ederek hak sahiplerine yeni imar tapularını teslim ettik. Bir taraftan da yeni toplu konut hamleleriyle Karatay'ımızda düzenli şehirleşmeyi öncülük ediyoruz. Bu ve bunun gibi çalışmalarımızın daha da iyi seviyeye gelmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.